Dördüncü sınıf matematik dersi doğal sayılar ve toplama işlemi yani matematiğin ilk iki konusuyla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Bu sayının okunuşunu veriyor sevgili öğrencim. Biliyorsunuz artık dördüncü sınıfta 4, 5, 6 basamaklı sayıları gördünüz. Bölük kavramını biliyorsunuz. Her bölükler arasına nokta konur. Bu noktayı bin şeklinde okursan çok kolay bir şekilde yapabilirsin bu tarz soruları. 404 bin. Yani noktanın sol tarafındaki sayıyı okuyorsun. 404 noktayı okudun bin. Kalanı da ne? 44. 404 bin. 44. Doğru yanıtımız D seçeneği. Bir diğer sorumuz 4100 sayısının içinde kaç tane onluk vardır diyor. Bakın şöyle yapalım. 10'un içinde kaç tane 2 vardır? Ne hangi işlemi yaparsın? Bölme işlemini yaparsın değil mi? 10'u 2'ye bölersin ve 5'i bulursun. Aynı mantık burada. 4100 içinde kaç tane onluk vardır? Sayıyı 10'a bölersin. Sayıyı 10'a bölerken işlem yapmana gerek yok. Sonundaki sıfırı silmen yeterli. 410 tane onluk olur. Doğru yanıt B seçeneği. A 4 basamaklı en büyük sayının onlar basamağındaki rakamı ve B 5 basamaklı en küçük sayının onlar basamağındaki rakamı göstermektedir. Buna göre AB 2 basamaklı sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi sevgili öğrenciler A 4 basamaklı en büyük sayının onlar basamağındaki rakamını göstermektedir. Şöyle yapalım. 4 basamaklı en büyük sayı rakamları farklı demiyor. 9999 olur. A 4 basamaklı en büyük sayının onlar basamağındaki rakamıdır. O zaman biz buradan A'nın 9 olduğuna bakabiliriz. Diğerinde B'ye de 5 basamaklı en küçük sayı. 5 basamaklı en küçük sayımız da 10.000'dir. 10.000'ler basamağındaki rakamı göstermektedir. 10.000'ler basamağında da B varmış. O zaman buradan da ben B'nin 1 olduğunu bilmem gerekiyor. AB 2 basamaklı sayısı A9 B1 ise 91 olur. Doğru cevabı C seçeneği. 48.769 sayısının birler ve binler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır diyor bize. Şöyle biraz daha büyüttük. Birler ve binler. 1 10 100 mantığıyla gider zaten. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler şeklinde. Birler basamağında 9 var. Binler basamağında da 8 var. Bunların basamak değerleri toplamını istiyor. 8 tane binlik 8 bin eder sevgili öğrencim. 9 tane birlikte 9 eder. İkisini toplarsam 8009 sonucuna ulaşabilirim. Sayı içerisinde iki tane sayının, iki tane rakamın basamak değerleri toplamını farkında yapamazsın bunu. Toplamını istiyorsa sayıları yazıp diğer rakamları yerine sıfıra yazabilirsin. 8'i yazdım, 9'u yazdım, 7 yerine 0, 6 yerine 0, 4 yerine 0. Baştaki sıfırın bir değeri yok. 8009'u bu şekilde de bulabilirsiniz. Doğru yanıtımız D seçeneği. 505.005 sayısına 11 tane yüzlük eklenirse aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilir diyor bize. 11 tane yüzlüğü çarpma işlemiyle yapalım. Aslında çarpma bile yapmaya gerek yok. 11 yazdıktan sonra sayı yüzle çarpıyorsan yanına 2 tane sıfır eklemen gerekir. Yani sayımız burada 505.005 oldu. Bunun üzerine 1100 eklememizi istiyor bize. Hemen ekleyelim sevgili öğrenciler. 5 aşağıda, 0 aşağıda, 1 0 daha 1 eder. 5 1 daha 6, 0 ve 5. 506.105 doğru yanıtımız D seçeneği. Bir diğer sorumuz. Çözümlenmiş hali 70.000, 4.000, 70 ve 4 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani çözümlenmiş halini vermiş ya basamak değerleri olarak vermiş size. Bunu toplayınca zaten sayının kendisini bulabilirsiniz. 70.000'i yazdım. 4.000'i yazdım. 7 tane onluk 70'i yazdım. 4 tane birlik 4'ü yazdım. Bunların toplamı bana oradaki sayıyı verir. 4 aşağıda, 7 aşağıda, 0, nokta, 4 ve 7, 74.074. Doğru cevabımız B seçeneği. 808.880 sayısının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Çok basit bir soru aslında sevgili öğrencilerim. Sayımızı biraz daha büyüttük. Bakın bir sayı burada basamak değerleri şeklinde yazmanı istiyor. 8 burada 100 binler basamağında. Ya da şöyle söyleyeyim. Mesela 8'i İkinci 8 burada, üçüncü 8 burada, dördüncü 8 burada. 4 tane 8'i çözümleyeceksin. Baştakinden başlıyorum. Hatta birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada dedim. Birinci sıradaki 8'i çözümlerken soruya uygun. Birinci sıradaki 8'in yanında kaç tane rakam var? 5 tane. Gel 8'in yanına 5 tane sıfır at olsun bilsin. 800 bin. 8 tane 100 bin. İkinci sıradaki 8'in yanında kaç tane sayı var, rakam var? 3 tane. O zaman artı de 8'in yanına 3 tane sıfır ekleyerek sen de onu çözümleyebilirsin. Üçüncü sıradaki 8 sevgili öğrencim şurada.
Kaç tane rakam var yanında? 2 tane. 8'i yazdıktan sonra 800 dedim. Ya da 8 tane yüzlük diyebilirsin. Çok farklı yöntemler var. 8 tane binlik diyebilirsin. 8 tane 100 binlik de diyebilirsin. Dördüncü sıradaki 8'in yanında bir tane rakam var. 8'i yazdıktan sonra bir tane rakam ekledim. 800 bin, 8 bin, 800 ve 80 şeklinde çözümlenir. Doğru cevabımız C seçeneği. Bir diğer soru, 3428 sayısı en yakın onluğa yuvarlanırsa hangi sayı elde edilir diyor bize. Hemen bakalım. En yakın onluk diyor sevgili öğrencim. Onun için bizim birler basamağına bakmamız gerekiyor. Yani şöyle, bu sayı 3420 ile bir sonraki onluk 3430 arasında hangisine daha yakındır? İki basamaklı baksana buraya. Hani bırak diğerlerine. Mesela 28 hangisine yakın? 20'ye mi yakın, 30'a mı yakın? Buradan bile çıkartabilirsin. Sayının birler basamağında 5'ten büyük bir sayı varsa bir sonraki onluğa yuvarlanır. Bir sonraki onluk 3 olur. 3. onluktur. Birler basamağı 0'dır. Yüzlükleri ve binlikleri aynen yerine yazıyorum. 3430 doğru yanıtımız D seçeneği. Bir diğer sorumuz, 7688 sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanırsa aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilir diyor bize. Öğrendik artık sevgili öğrenciler. Yani mesela ilerleyen bölümlerde en yakın binliğe de, 4. sınıfta değil de bununla ilgili soru görmüştüm. Burada 5 ve 5'in yanına 0 eklenen sayılara bakacaksın. Mesela onluğa yuvarlamada 5'e bakıyordum. 5'ten küçük, 5 ve 5'ten büyük. Yanına bir sıfır getirdim. Yüzlüğe yuvarlamada 50'den küçük, 50 ve 50'den büyük. Binliğe yuvarlamada 500'den küçük sayılar sonuç basamağı 500 ya da 500'den büyük rakamlara bakman gerekiyor. En yakın yüzlük dediği için son iki basamağına baktım. 88. Şöyle ki yani bu soru. Bu sayımız bizim 7600 ile bir sonrası 7700 arasında bir sayıdır. Hangisine daha yakındır diyor aslında. Ve bakıyorum son iki basamağı 88, 50'den büyük bir sayı. Bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 6'dan sonra gelen yüzlüğüm 7. yüzlüktür. Binliklerini kesinlikle ellemiyorum. Yüzlüğe yuvarlamada son iki basamak daima çift sıfır olur. 7700 doğru cevap C seçeneği. Yukarıda şekillerle gösterilen örüntünün bir sonraki adımına hangi sayı karşılık gelir diyor. Şimdi öncelikle bize verilen bu adımları sayıya çevirelim. Doğru mu? Orada grup halinde alabilirsin. Mesela birinci grubumuz, ikinci grubumuz, üçüncü grubumuz, dördüncü grubumuz. Evet, birinci grupta ya da kaç tane boncuk var? Mor boncuk bir tane. Üç tane var. Bak burada beş tane var. Üç, iki pardon. Altı tane var burada. Acaba bir sonraki adımına hangi sayı karşılık gelir diyor sevgili öğrenciler. Şöyle yapalım. Biraz daha aşağı indirmem gerekiyor. Şimdi çocuklar artış miktarına da bakmam gerekiyor. Mesela birden üçe kaç artıyor? İki artıyor. Peki üçten altıya kaç artıyor? 3'ten 6'ya 3 arttığını görüyorum. Ardışık sayılar 2'den başlamak üzere tekrardan artıyor, değil mi? 2 artıyor, 3 artıyor. Sırada ne artacak? Sırada bence 4 artacak sevgili öğrencim. 6 ile 4'ü toplayıp 10 tane boncuk var diyebiliriz. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki örüntüde soru işareti olan yerlere gelecek sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 3, 6, 6'dan 9 değil mi? 3, 6, 9. Üçer üçer gidiyor burada. O zaman 3 daha eklerim. 12 bulurum. 12'ye de 3 daha ekler. 15'i bulabilirim. Bu sayılar birisi 12'dir, birisi 15'tir. Bizden bu ikisinin toplamını istiyor. 5, 2 daha 7, 1, 1 daha 2. Zihinden bile yapabilirsin. Doğru cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz. 3, 8, 0 ve 4 rakamları birer kez kullanılarak oluşturulabilecek 4000'den büyük en küçük tek sayı aşağıdakilerden hangisidir? 4 basamaklı sayı oluşturacağız. Biz 4 tane çizgiyle bunu gösterdik. 4000'den büyük deyince başa benim 4'ü getirmem gerekiyor. Zaten 4001 desen bile artık o sayımız 4000'den büyük oluyor. Aynı zamanda en küçük olacak ve tek olacak. Şimdi 4'ü yazdıktan sonra geriye elimde 3 kaldı, 8 kaldı ve 0 kaldı. Bak tek sayı diyor sevgili öğrencim. Bir kere tek olması için mecbur birler basamağına, çünkü başka tek yok. 3'ü getirmem gerekiyor. Şimdi en küçük sayıyı oluşturmak istiyorum. Oluşturmak için de başa 3'ü yazarım ama bu sefer tek yapacak bir rakam kalmıyor elimde. 4 ve 3'ü yaptık. Birler, onlar ve yüzler basamağına bakıyorum. Küçük olması için önce 0'ı sonra 8'i yazman gerekiyor. 4083 doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz, sayılar verilmiş. Bu sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanırsa ortadaki sayı aşağıdakilerden hangisi olur diyor.
5 tane sayımız var. Biraz daha büyütmeye çalıştık. Şimdi öncelikle basamak sayısı büyük fazla olan diğerlerinden daha fazladır. Yani bütün 6 basamaklı sayılar bütün 5 basamaklı sayılardan daha fazladır. Bakıyoruz bunların hepsi 4 basamaklı değil mi? 4 basamaklı ise binler basamağından başladım. 4 var, 1 var, 1 var, 3 var ve 3 var. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıra verelim bunlara. Bir tane binlikler daha küçüktür değil mi? Yani şu ikisi arasında birisi birinci, birisi ikinci olacak. 1812, 1879. Birinci sırada 1812, ikinci sırada 1879. Sonra 3000'lere bakmam gerekiyor. 3800, 3900. 3800 daha küçüktür üçüncü sırada. Dördüncü sırada 3900 gelecek ve beşinci sırada binliği en büyük olan 4000'in gelmesi gerekiyor. Ortancasını bizden istiyor. 5 tane sayı varsa ortancası 3 numaralı sayıdır sevgili öğrenci. 3802 doğru yanıtım A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Mert 1214 adımda evden kütüphaneye 986 adımda kütüphaneden Luna Park'a gitmiştir. Buna göre Mert evden Luna Park'a kaç adımda gitmiş olur? 1214 adımda kütüphaneye gidiyor. Daha sonra oradan da 986 metre sonra Luna Park'a gidiyorsa toplamını istiyor bizden. Onun sıfırı elde var 1. 8, 1 daha 9, 1 de elde onun sıfırı. Elde var 1. 9, 2 daha 11, 1 de elde 12, 2'si elde var 1. Eklersem 2200. Doğru cevabım B seçeneği. Yandaki toplama işleminde üçgen ve daire yerine gelmesi gereken rakamlar aşağıdakilerden hangisidir? Eldelere lütfen dikkat et burada. Bir sayıyla biri topluyorsun sıfır ediyor. Ya zaten bir sıfırdan büyük bir sayıdır. O zaman ben bunu sıfır değil onun sıfırı şeklinde düşünebilirim. Doğru mu? 9 ile 1'i toplarım ve onun sıfırını bulurum. Üçgeni buldum. Şimdi onun sıfır derken bir de elde var. Mesela şuradan direkt başlamayacaksın. Dikkat et buraya. Elde eklemezsen ne olur? Burayı 3 bulursun. Yanlış. İşte 4, 3 daha 7 dersin mesela. Yanlış sevgili öğrencim. Geleceğin eldeyi buraya ekleyeceğim. 5 olacak. 5'in üstüne ben 2 eklersen 7 olur. Yani tutup da onlar basamağından, yüzler basamağından başlamayacaksın. Birler basamağından çözülse bile oradan başlayacaksın. Neden? Acaba bana komşudan bir onluk geliyor mu? Gelmiyorum. 2 de dedik ona. Üçgen 9, daire 2. 9 ve 2 doğru yanıtımız B seçeneği. A ve B şehirleri arası uzaklık 308 km. B ve C şehirleri arası uzaklık 804 km'dir. A'dan yola çıkıp B'ye uğrayan C şehrine giden bir otobüs yaklaşık olarak kaç kilometre yol almış olur diyor bize. Bakın A şehri burada olsun, B şehri burada olsun, C şehri de burada olsun. A'dan B'ye uğruyor, B'den en son C'ye geliyor. A, B şehirleri arasındaki uzaklık 308 kilometre, B ve C şehirleri arasındaki uzaklık 884 kilometre. Yaklaşık olarak kaç kilometre yol almış olur? İlk başta bizim burada seçeneklere bakmamız gerekiyor. Yaklaşık olarak, tahmini olarak ne kadar yuvarlama yapacağız? Ne yuvarlaması? Seçeneğe bakıp yüzün katı var. 1000, 1100, 1200, 1300 değil mi? Burada hep yüzün katları var. O zaman sen de burada yüzde yuvarlama yapman gerekiyor. 308'i 300'e yuvarladın mı sevgili öğrencim? Son iki basamağı 50'den küçük kendi yüzlüğünde kalır. Şöyle düşün. 300 ile 400 aralığında 300'e daha yakın bir sayıdır. 884. Son iki basamağı ne? 84. Yani 800 ile 900 arasında 16 sayı daha sonra zaten 900'e ulaşıyor bu. 900'e daha yakın bir sayıdır. Buna da 900 dedik. Yaklaşık olarak, tahmini olarak kaçtır gibi sorularda yuvarlama yapılır. Ondan sonra işlemini yaparsın. 9, 3 daha 12 zihinden yapabilirsin bunu. 1200 sonucu doğru cevap C seçeneği. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 7400 sayısına daha yakındır? 7400'ün bir katıdır sevgili öğrenci. A seçeneğinden başlayalım mesela. Son iki basamağı 12, 50'den küçük bir sayıdır. Kendi yüzlüğünde kalır 5300. Son iki basamağı 8, 50'den küçük bir sayıdır. Kendi yüzlüğünde kalır. Hani kendi yüzlüğünü derken 4 basamaklı sayıları, 5 ya da 6 basamaklı sayıları, o 100 kelimesini söylüyor ya mesela. 2400, işte kendi yüzlüğü o işte. İşte kendi yüzlüğü o. 2400 ve 5300'ü topluyorum. Ne eder? 5000, pardon, 7700 eder. Değil mi? 5, 2 daha 7, 4, 3 daha 7, 7700 eder. 7400 olmasını istiyor. A seçeneği ruhuna El Fatiha. B seçeneğine girdik. 4873, 2519, son iki basamağı 73, 50'den büyük bir sayıdır, bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır, 4800'den sonra gelen yüzlük 4900 eder. 4700, 4800 ve 4900 değil mi?
Ya da 8'i bir tane kaldır ya. Yukarıya doğru çıkart gitsin. Son iki basamağı 19 kendi yüzlüğünde kalır. Değil mi? 50'den küçük bir sayısı. Kendi yüzlüğü. Ne demek kendi yüzlüğü? Ya zaten sen onun sayının okunuşunda söylüyorsun kendi yüzlüğünü. 2500 diyorsun. Değil mi? Kendi yüzlüğü çıkıyor. Çocuklar 49 ile 25'in toplamı 74 çift sıfırıyla birlikte 7400 eder. Daha yakındır diyor. Doğru yanıtımız B seçeneği. Bir toplama işlemi verilmiş. Bu işlemin sonucu sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmin edilirse aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilir diyor bize. Yani yuvarla sonra yüzlüğe yuvarla sonra da topla diyor sana burada. Son iki basamakları ikisinin de 50'den büyük bir sonraki yüzlüklere yuvarlanır. 4800'den sonra gelen yüzlük 4900'dür. 3100'den sonra gelen yüzlük 3200'dür ve bunların benden toplamasını istiyor. 49 ve 32'yi zihinden toplar mıyız? Toplarız. 49'a 30 ekle 79. 2 daha ekle 81. Çift sıfırıyla birlikte 8100 eder. Doğru yanıt A seçeneği. Bir diğer sorumuz 2478, 400, 500 ve 200. Bu 4 tane sayının toplamını istiyor bizden. Şimdi çocuklar burada aslında bir zihinden toplama var. Yani istersen çünkü hani bir sayı 100'ün katlarıyla toplamak çok kolaydır sevgili öğrenci. İstersen bu 3'ünü topla direkt üstüne de ekleyebilirsin ya da sırayla da ekleyebilirsin. Şimdi bak. 2478. Tabii bunun 4'ünü alt alta yazıp da toplayabilirsin ama bunu sana niye veriyor biliyor musun? Ya gündelik hayatta çıktın ya. Böyle bu tarzda işlemler gelir karşına. 149 liran vardır. Arkadaşından 200 lira borcun vardır. Alacağın vardır. O 200 lirayı aldıktan sonra acaba cebinde ne kadar para olacak? Dur arkadaşım bir kağıt kalem getireyim, bir silgi getireyim mi diyeceksin? Kırtasiyeye bir gideyim mi diyeceksin? Orada gündelik hayatta çıkar bu tarz soru. Seni hayatta hazırlıyor aslında bu soru. Dolayısıyla bazı soruları zihinden yapmanı istiyor devletimiz. Değil mi? 2478'de sen 4 tane yüzlük ekleyeceksin. Ya burayı 4 taneye eklersem 8 eder. Diğerlerini elleme zaten. Doğru mu? 2800. 200 daha 3078 ile birlikte bak şu 200'ü de ekledim. Etti sana 3078. Pardon 78. Şu 500'ü de ekleyelim. Yani yüzlüklerinde 0 var. 5 tane yüzlük ekliyorsun. 0, 5 daha 5 eder. Diğerlerini aynen yerine eklersen 3578. Bakma burada yazdığıma. Ben kağıt kalem kullanıyorum sana göstermek için. Çok rahat bir şekilde beynimiz bunu yapma gücüne sahip sevgili öğrenci. Doğru cevabı C seçeneği dedikten sonra geçelim hemen bir diğer sorumuza. Serhat Bey 4 ay boyunca 100'er lira tasarruf yaparak parasını bankaya yatırmıştır. 4. ayda hesabında 2574 lira olduğunu görmüştür. Buna göre Serhat Bey'in 4 ay önce dikkat et. Banka hesabında kaç lirası vardır? Derler ya dağ tavşan doğurdu. Bakıyorsun çok büyük paragraflarla yazılmış bir soru tek işlemde bitireceksin. O da zihinden işlem sevgili öğrenci. Şimdi 4 ay boyunca 100'er lira ne yapar? Bakma işlemi yaptığıma zihinden yapabilirsin. 4 kere 100, 400 etmez mi? Yani paramıza 400 lira eklemişiz. 2574 lira olmuş. Senden olanı değil, daha önce ilk yatırdığı hesabı istiyor. O zaman bizim burada 2574'ten 4 tane yüzlüğü çıkartmamız gerekiyor değil mi? Hani çıkartma da yapabilirsin. Bak şöyle de yapabilirsin. Ama sen bunu kağıt kalem kullanmadan da çok rahat yapabilirsin. 5 tane yüzlük var. Burada da 4 tane yüzlük var. Bir tane 5'ten 4 tane yüzüğünü çıkartırsan geriye bir yüzlük kalır. 2000 ile 10'luyla 1'li ile 2174 eder. Yanıtımız C seçeneği. Bir apartmanın 3 aylık su tüketimi sırayla 870 litre, 1214 litre ve 1074 litredir. Buna göre bu apartmanda 3 ayda kaç litre su tüketilmiştir diyor bize. Yani 3 ayın toplamını bizden istiyor. Yuvarlama falan yok burada sevgili öğrencim. 1214'ü yazdım. 1074'ü yazdım. 870'i yazdım. Bazıları bunu 2 işlemde yapıyor. Tavsiye etmem. Yani üçlü toplamayla tek işlemde bitirebilirsin. 4 4 daha 8 eder. 7 7 14 1 de burada 15'in 5'i elde var 1. 8 2 daha 11 de elde 11'in 1 elde var 1. 1 1 daha 2 1 de elde 3 eder. 3158 doğru yanıt A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Hasan bir bilgisayar mağazasından 24 ay 12 lira taksitte bir monitör ve tanesi 6 liradan 11 tane bilgisayar oyunu almıştır. Buna göre Hasan'ın yaptığı alışveriş kaç lira tutarındadır diyor bize.
Şimdi taksit nedir sevgili öğrenciler? Taksit düzenli bir şekilde her ay ödenen paradır. Mesela gidiyorsun buzdolabı alıyorsun. Adam diyor ki ben sana bunu 12 taksitte her taksitte 100 lira işte ödemek şartıyla verebilirim. Taksidi bölme işlemi gibi de düşünebilirsin. Paranın hepsini 12 taksitse 12'ye bölüyor. Ya da 24 taksitse 24'e bölüyor. 24 ay 12 lira taksitle yani 24 ay boyunca 12 liralık taksit ödüyor. 24 ile 12'yi çarparak ben oradaki monitörü, monitör nedir? Bilgisayarın gördüğün, izlediğin yeri değil mi? 2 tane 24, 48 eder. 1 tane 24, 24 eder topladık. 8, 8, 2. Bu monitörün parası. Tanesi 6 liradan 11 tane de bilgisayar oyunu almış. 11 bilgisayar oyununun her biri 6 lira ise çarparak bilgisayar oyunlarına toplam ne kadar para verdiğini bulabilirim. 288 lira monitöre veriyor. 66 lira da bilgisayar oyununa veriyor. Toplamı 14'ün 4'ü elde var. 1, 8, 6, 14. 1 de elde 15'in 5'i elde var. 1 eklersem 354. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Aralarında ikişer kilogram fark bulunan 5 karpuz 30 kilogram gelmektedir. Buna göre en ağır karpuz kaç kilogramdır? 5 tane karpuz var orada. Birinci sıradaki, ikinci sıradaki, üçüncü sıradaki, dördüncü sıradaki ve beşinci sıradaki. Şimdi aralarında ikişer kilogram fark bulunan ne demek? Mesela çift sayılar gelsin aklına. 2, 4, 6, 8. Aralarında ikişer fark var değil mi? Ya da tek sayılar. 1, 3, 5, 7. Bu da ikişer fark var. 1, 2 daha 3 eder, 2 daha 5 eder, 2 daha 7 eder gibi. Şimdi çocuklar 30 kilogram gelmektedir. Biz 30'u 5'e böldüğümüz zaman ortanca karpuzun ağırlığını buluyoruz. Ardışık sayılardan gelsin aklına. Nedir buradaki ortanca? 3 numaralı karpuz ortanca karpuzdur değil mi? O da ne eder? 6 kilogram eder. Yazalım hemen. 6 kilogram. Ne istiyor benden? En ağır istiyor. 2 eklersin. 8 kilogram. 8 kilogram. 4 numaralı karpuzun ağırlığını bulursun. 2 daha eklersin. 5 numaralı yani en ağır karpuzun ağırlığını bulursun. Eğer küçüğü isteseydi 2 çıkartarak küçüğü bulabilirdi. 10 kilogram doğru cevap B seçeneği. Mehmet pazartesi günü 40 dakika. Pazartesiden sonra her gün bir önceki günden 10 dakika fazla ders çalışmıştır. Buna göre cuma günü çalıştıktan sonra Mehmet 5 günde kaç dakika ders çalışmış olur? Bak birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci gün. İşlem yapmana ilkinde gerek yok. Pazartesi günü 40 dakika bak. Sonraki her gün ise bir öncekinden 10 dakika daha fazla. 40, 50, dikkat et şimdi burada 60, yani 70 ve 80 değil mi? Mehmet 5 günde toplam kaç dakika ders çalışmış olur? Bunları toplama lazım. Onu istiyor senden ama gerek yok onları toplamana. Niye ki? Çünkü sevgili öğrenciler bunlar bir ardışık sayılardır. Yani ardışık sayılar mesela 1, 2, 3, 4, 5 ard arda gelen sayılardır. 2, 4, 6, 8 ardışık çift sayıdır. 1, 3, 5, 7, 9 ardışık tek sayıdır. 5, 10, 15, 20, 25, 30 beşerli ardışık sayılardır bunlar. 4, 8, 12, 16, 20, 24 dörderli ardışık sayılardır. 9, 18, 27, 36 bunlar da 9'arlı ardışık sayılardır. 10, 20, 30, 40, 50, 60 bunlar da 10'arlı ardışık sayılardır. Ard arda geliyor ve belli bir artışla gidiyor. Değil mi? O zaman burada biz aynı ardışık sayılardaki mantığı yapabiliriz. Ortanca sayı, kısa yol çarpmadan aklımıza gelsin. Ortanca sayı, sayı adediyle, ortanca sayımız 60, sayı adedi 5. Çarparak sonuca ulaşabilirsin 300. Doğru cevap B seçeneği. Bak 60'ı gösteriyorum sana. 70'ten 10 çıkar. Ne kaldı? 60 kaldı. Bu zaten 5 sayının toplamını istemiyor mu? Birinden al diğerine ver. Sonuç değişmez ki. 10'dan al. Burada 70'teki 10'u aldım. 50'nin üzerine ekledim. Ne oldu? 60 oldu. 80'den 20'yi aldım. 60. Aldığım 20'yi 40'ın üzerine ekleyince bak yine 60 oldu. Dikkat ettiysen sevgili öğrenci. Bak birinci 60, ikinci 60, üçüncü 60, dördüncü 60 ve beşinci 60. İşte bak 5 tane 60'ı çarparak da sonuca kısa yoldan ulaşabilirim. Erdinç Bey'in pazar çantasında 1500 gramlık üzüm, 3440 gramlık domates ve bir miktar biber vardır. Çantadaki yiyeceklerin toplamı 6000 gram olduğuna göre biber kaç gramdır diyor bize. 1500 gram üzüm var. 3440 gram domates var.
Ve bir miktarda da biber var. Bilmiyorum. Kutuyla göstereyim. Bu üçünün toplamı 6000 gram eder. 6 kilo. Değil mi? Üçüncü sıradaki sayı istiyor bizden. Ne yaparız? Verilenden verilmeyene, bilinenden bilinmeyene doğru gideriz. İkisini toplar, 6000'den çıkartırım. 3440 ile 1500'ü hemen topluyorum. 0, 4, 9, 4. 4940. 6000'den de 4940'ı çıkartarak biberin ağırlığını bulabilirim. 0, 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. 1060 gram. Doğru yanıtımız C seçeneği.